Hoş bulduk. Merhabalar. Çok teşekkür ederim geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Gerçekten heyecanlıyım. Ben onu çok söyleyemiyorum. Heyecanı yok diye şarkım var. Çok ünlü. Evet. Doğru dedin. Ya gerçekten böyle fanboy gibi başlayacağım ama deli gibi dinliyorum yeni albümü. Hiza'yı. Çok cool albüm. Bugün şöyle bir şey oldu. Burada erken geldim. Biraz böyle kendi kendime yükseltmeye çalışıyordum kendimi. Böyle sağa solu kesle kopuyordum. Sonra kapıyı Ceyla açtı. Böyle kulağında kulaklık var. Bir dakika, ben de aynı yerini dinliyorum şu anda falan dedi. O da sağa solu kesti dinleyerek girmiş. İyiymiş. Damla da öyle gelmiş. Bomba gibi girdi albüm. Bugün hayırlı. Ben geleceğim diye mi yoksa... Hiç değil abi. Değil zaten mi? Şöyle söyleyeyim. Yani seni konuşturmayarak başladım ama sonra yavaş yavaş ineceğim yani. Yani seninle karşılaştık geçen gün. Böyle bir şey oldum. Bir dakika, ben birkaç gün zaten sadece onu dinliyorum falan. Zaten seni gördüm. Abi hayvan gibi seni dinliyorum dedin. Halüsinasyon değilim. Evet. Sen de sohbet edelim mi abi dedin. Bir evet. Şey oldu. Teşekkür ederim. Konsepti sevdim. Loş sohbet. Bir izledik birkaç bölümünü. Mutlu geçiyor ya program. Öyle iyi bir sohbet. Mutlu kimseyi tercih etmeyeceği bir sıfattı. Çok teşekkür ederim. Öyle mi? Genelde Mevlüt'e benzetiyorlar programın konseptini çünkü. Yani onların mutluluk anlayışıyla benimki biraz karışık olabilir. Belki de. Ben mutluyum yani izlerken. Hayırlı olsun abi. Teşekkür ederim. Biraz zımba gibi diyebilir miyiz abi ben? Yani zımba gibi çalıştığımız için zımba gibi olmuş olabilir. Çünkü gerçekten böyle bir askeri nizamla çalıştık ki. Keza askerlik yaptım. Askerlikten sonra albüm yapmaya başladık. Herhalde oradaki psikolojimi tam atlatamamış olacağım. Disipline girdim. Girdim. Geldikten sonra da işte çalıştığım prodüktör çocuklarla aynı evin içerisindeyiz ve asker gibi sabah ayağı dikiyorum. Fazla uyumayacaksınız. Çok yemek yemeyeceksiniz. Az yemek yiyeceksiniz. Çünkü sizi baymaması lazım. Düşmemeniz lazım. Hep böyle. Ama albüm olmanız... de böyle zaten. Hiç düşmüyor. Yani... Psycho bir enerjisi var albümün. Evet, işte o dönem biz evde de psycho bir enerjiyle sürekli benim yüzümden. Anladım. İyi değillerdi çocuklar son günlerde. Hatta bayağı böyle kimse dışarı çıkmayacak, en iyi albümü yapacağız, en güzel albümü yapacağız diye. Normalde böyle çalışmıyor musun? Daha mı gevşek çalışıyorsun? Yani normalde eskiden albüm yapacağım diye bir süreç yaşamıyordum hayatımda. Zaten dönem dönem şarkılar yaptığım için en sonunda toparlandığında albüm oluyordu. Ha. Şimdi biz biraz daha bu sefer albüm... yapacağız diye oturup albümü yapmaya başladık. Okey. Ve bu da yansıdı diyorsun. Bu başta bizim de tam alışmadığımız bir şey olduğu için başta bir zorlandık. Yani... Çünkü birden fazla eskiden sadece bir parçaya odaklanıyordum. Onu yapıyordum. Bitiyordu o zaten. Sonra başka bir parça yapıyordum. O bitiyordu. Ama bu sefer toplu bir 10 şarkıya birden yoğunlaşınca bu bizi biraz zorladı açıkçası. Bu sefer kafalarımız karışmaya başladı. Çünkü... O şarkı, bu şarkı, soundlar birbirinden çok farklı, hikayeler birbirinden çok farklı. Vakıf olmaya çalışıyorum bütün hepsine. Zor geçti aslında. Ya şöyle bir şey var abi albümün. Gerçekten müzikten anlamıyorum, sadece dinleyeceğim. Şöyle bir şey var. Ben mesela albümü dinledim ki genel olarak da böyle müzik dinliyorum. Hani bugün rap dinleyeyim, bugün rock dinleyeyim gibi değil. Bir mod peşinde oluyorum. Mesela senin albümünü dinledim, bitti. Üstüne Rage Against the Machine açtım. Yani öyle bir öfke, böyle abi burada duramıyorum ben. Arabada dinliyordum. Yani böyle ayağa kalkasım geldi falan. Guerrilla Radio açtım, Guerrilla Radio dinledim. O bitti. Deftones'a girdim. Böyle şey oldum. Çok tuhaf bir enerji verdi yani. Yani sonrasında onları açıp dinleyince eğer hala tamamlıyorsa hikaye, devam ediyorsa... Devam ediyor. Sonra gelip yani. Tekrar Hiza'dan devam ettim. Bu çok iyi bir şey benim için. Teşekkür ederim. Gerçekten. Benim için de çok iyi. Çünkü genel olarak bir duygu hissetmekle ilgili bir şey benim için. Hani sanatın her alanı. Bir film izlediğimde de mesela Parazit'i konuştuk. Bir yerinde ayağa kalkıp izledim. O sehpa sahnesi. Ayağa kalkıp izledim. Abi ne olacak yani? Yakalanacaklar mı filan? Bu albümde de gerçekten ki seyircimiz hayal edemeyecek beni bu şeyimle ama daha kimse gelmemişti ofise. Sağ solu kestiğini burada dans ettim. Öfkeli bir şekilde. Öfkeli dans daha yaptım. Evet, öyle bir ad koyuldu artık. Öfkeli bir dans diye bir... Var mı? Bir şey konuşuluyor şu aralar benim albümden sonra. Ben de tam olarak nasıl olduğunu yani... izlemek istiyorum açıkçası. Bir gün dışarıdan izlemek isterim yani. Bir... Ya onu yapamam herhalde. Yani şey tartışması var ya hani öfke veriyor. Bunu dinleyip kavga etmek istedik. Ben de mesela tersi oldu. Böyle çok sinirli bir günümdeydim. Hani öfkemi buraya bunu attım gibi oldu. Yani oh tamam abi ya, sakinledim oldum. Yani. İkisini de duyuyorum aslında. Birileri çok aşırı öfkelenip yani böyle daha da
gaza geldiğinden bahsederken birileri de o içindeki öfkeyi, stresi bununla boşalttığını söylüyor bana. O herhalde insanın yapısıyla mı? Yapıyla alakalı olabilir. Ya da şarkı dinlerken biri hedefi yakınlaştırıyorsa kendine daha agresif bir hale geliyor olabilir. Ya da uzaklaştırıyorsa şarkı eşliğinde rahatlamış olabilir. O orada ben uzaklaştıranlardım galiba. Olabilir. Evet. Sen ne yapıyorsun? Normal. Kendi albümlerinden bahsediyorum. Bir şey dinlemiyor musun? Aslında benim yani öfke grafiğim zaten sıradan bir duruma göre epey yüksek bir seviyede başladığım için ben müziği. Tabii yaşım da ilerledikçe öfke durumunda biraz azalmalar oluyor olabilir. Ama her halükarda o grafik zaten olağanın çok üzerinde olduğu için hala öfkeli bir müzisyenim yani. Ki öfkelendiğim konularda da çok haksız olduğumu düşünmüyorum. Yani ben de düşünmüyorum. Aynen. Sözlerin de tabii ki öyle bir etkisi var zaten. Anlattığın şey. Ama altyapı mı? Ya aslında biraz oraya gireceğim galiba. Ben önceki albümleri de çok seviyorum. Yani yeraltı edebiyatı. Ama abi bu albümde bilmiyorum saçmalıyorsam söyle. Hissettiğim şey ya sende bir uyanma, yani yeni bir uyanma olmuş gibi hissettim. Ya bilmiyorum bu, popülaritenin getirdiği parayı mı bu albüme aktardın? Ya bir şey var, başka bir şey var bu albümde. Ya, bu prodüksiyonel bir şey mi? Seninle ilgili kişisel bir şey mi? Her şey yerli yerinde gibi. Altyapı bambaşka. Korolar giriyor. Progresif böyle çok garip öğeler var. Gitar solosu giriyor. Yani her şey var. Ve mesela sanki vokal mix'i daha mı arkada ya da bas arttığı için böyle ya daha dolu, daha doygun bir hissi var. Bunun sebebini gerçekten sana sorabilmek çok büyük bir lüks gibi geldi şu an. Bunun sebebi şu. Biz zaten uzun zamandır müzik yapıyoruz ve evet belki de aynı beyinlerle müzik yapıyorum. Hayatımda hala aynı insanlar var. Beraber yani müzik yaptığım ekibimde bir değişme yok. Beraber yapıyoruz hala. Daha büyük albümlerim yaptığım. Prodüktör falan aynı. Aynı. Ama şöyle değişenler var. Eskiden kullandığımız bilgisayar bile 10 dakikada bir çöküp programı seve etmediğimiz için 15 adım geri gittiğimiz. Böyle bir yere bağlanacağım şimdi. Süreçlerimiz var. Evet. İşte kullandığımız mikrofon kalitesi iyi olmadığı için o mix sürecini uzattığı ve ne kadar iyi mixlersen mixle o sesi doğru plana alamama sorunlarımız vardı yani. Biz bu sanatı icra ederken büyük bir teknolojik ortamda bunu yaptığımız için bu da büyük bir ekonomik durum demek yani. Evet, biraz daha işlerim popülerleştikten sonra para kazanmaya başladım ve biz iyi bir stüdyo yaptık kendimize İzmir'de. Bir böyle Bodrum kıtını kapatıp kendimiz evimizin altında büyük bir stüdyo yaptık oraya. Ve orada şimdi biz kendi yerimizde iyi ekipmanlarla müzik yapabilince bu sefer müziğe odaklanma şansımız daha fazlalaştı. Saçmalamıyorum yani. Tabii ki. Yok, kesinlikle öyle. Şimdi albüm bittikten sonra mix mastering nerede yaptırsak, şurada mı yaptırsak, burada mı yaptırsak, deneme şanslarımız oldu. Ve bu deneme imkanımız eskiden denemeyi bırakın yaptırma imkanımız yoktu zaten. Ekonomik olarak yani. Bir yere mastering'e yollama imkanımız yoktu. Bitti ve kendimiz yapıyorduk ha, yani. Hadi ya. Yani bu şimdi, ilk mi peki? Evet, ilk defa biriyle çalıştık mastering'de. Yani evet, biraz oradan kazandığım parayı bu işe aktarmış olabilirim. Eskiden klip yine çekiyorduk ama daha düşük kaliteli kameralarla çekiyorduk. Evet. Daha kısıtlı bir prodüksiyon vardı arkamızda. Yani set çaycısı, set yemeğini daha iki setleri yiyoruz yani. Hadi ya. Yoksa kendimiz hallediyorduk yani. Ama bütün bunun müziğine akıyor olması mükemmel bir şey. Çünkü bu popülariteye karşı çıkma i̇şte kafası var ya. O yani. Diğer etkenler, diğer sorun olan etkenlerden kurtulduktan sonra kafamızı müziğe daha çok yorabildik bu sefer. Yani biz bir çıkmazımız azaldı bu albümü yaparken. Çok iyi. Orada rahatladık. Ki bu albüm de seni herhalde başka bir yere götürüyor gibi gözüküyor. Yorumlar her yerde çok iyi. Ya şimdi eskiden işte elektro gitarın en kalın teliyle bas kaydettiğimiz şarkılarımız var bizim yani. Şimdi bas gitar alabiliyoruz hemen. Var, bas gitar var şimdi. Var. Şimdiki bas gitardan gelen bas yani. Bu kadar temel bir şey olacağını düşünmemiştim. Evet, biz bir de oğlum biz ne şartlarda müzik yapıyormuşuz lan dedik. Bu abi, albümü de yaparken yani. Hani. Ya tam olarak onu hissettim. Ben bu Hiza'yı dinledim. Söyleyeyim ki ben eski albümleri dinliyordum ama bu kadar coşmuyordum yani. Tekrar eski albümlere döndüm. Sen özellikle geleceğin kesinleştikten sonra gerçekten ciddi bir fark hissettim. Yani sadece bu teknik olarak değil, duygu olarak da. O yüzden aslında özellikle sende de bir uyanma mı var diye sordum. Ya tabii hayatımda bir de büyük bir değişim olduktan sonraki ilk albüm bu. Bu benim duygu durumu olarak da
psikoloji olarak da etkilemiş bir süreç aslında yani. Ve içimde sıkışan bir şeyler vardı. Sürekli bir yerlerde bir şeyler konuşuluyor, birileri bir şeyler yazıyor, ediyor falan. Çok da çıkıp zırt pırt orada burada cevap veren adam da değilim ben. Hiç değilse evet. Bu yüzden yani alime akmış her şeye aslında. Çok iyi. Bir de askerlik sürecinde de biraz kafa dinleyebildim. Bir yerdeyim ve başka yapabileceğim bir şey yok. Oturup sürekli düşünmek iyi geldi bana. Hadi. Kendimi bir eve kapattım. Bir 3 ay kadar. Tamam. Çünkü... Tek başına mı? Yok. Okan Çam ve Ateş Berker Öngören'le. Tamam. Üçümüz birden bir eve kapattık kendimizi. Ya o çok kıskandığım bir süreç ya. Sadece o yüzden müzisyen olsun diye. Yani... Ben onların evden çıkmasını da yasakladım. Yani... Hatta Okan'ın telefonunu günde bir saat veriyordum. Al kimle konuşacaksan konuş. Hadi ya. Bir saat sonra telefonu bana geri ver. Bu albüm biterek abi böyleyiz arkadaşlar diye. Böyle bir... En son Okan cevap veremiyordu bana bir şey sorduğunda artık. Böyle bir disiplin. Vay arkadaş. İşte o çocukların da şanssızlığı benim askerden yeni gelmiş olmam oldu. Yok herkesin şansı olmuş sonuç yani. Süreci bilmiyorum ama. Tabii şimdi onlar da iyi bir iş çıkardıkları için mutlular yani. Görüyorum şimdi onları da. Mutlular yani, işe sahipleniyorlar, işi seviyorlar. Arkasındalar. Ya benim albümüm değil de kendi albümleriymiş gibi benimsemişler. Bu benim çok mutlu eden bir şey aslında. Zaten bu yüzden güzel oluyor. Çünkü atıyorum yani Çello'nun bir tane ufak bir noktasında bir sorun var. O sorunla o şarkı çıkabilir. Kimse de muhtemelen fark etmeyecektir. Ama biz manyak gibi o Çello'yu baştan çaldırıyoruz yani. Peki bu takım nasıl bir takım çalışması? Zaten Ateş Berker Öngören'le yıllardır beraberim ben. Tamam. Hep aynı yerde yaşadık. Hep yanımdaydı. Üretme sürecinde nasıl bir dahiliyet var? Yani bestleri her şey senden geliyor ve onu daha iyi hale getirmek mi? Yoksa sıfırdan bir konsept yok, yaratmak mı? Yok, bazen mesela ben kafamda bir şey canlandırıyorum. Hı. Ve ben bu canlandırdığım şeyi Ateş Berker'e 10 sene önce anlattığımda anlamıyordu. Tamam. Ateş Berker Öngören'e ben şimdi kafamda canlandırdığımı %10'unu anlatınca Ateş hepsini anlıyor artık. Ha, okey. Yani bu iletişimi bir kere kurabildik. Bu sefer ben kafamdakini bir tarif ediyorum. Onlar onun bir taslağını oluşturuyorlar. Sonra ben üzerine ilerlemeye başlıyorum. Onlar bir yerden bir adım atıyorlar. Yani sürekli ileriye doğru taşıran bir projeye dönüşüyor bu sefer. Ya o havalı süreci böyle çok tatmak istiyorum. Hani çok aşırı dandik bir sahne var ya şeyde. Bohemian Rhapsody'de. O Bohemian Rhapsody şarkısının opera section'ını kaydediyor. Evet. Opera section mı filan, sonra böyle kaydediyorlar filan. Tabii. Mesela bu koro fikri mesela nasıl çıkıyor? Ben şey dedim ki Ateş burada işte koro girecek. Pislerin üstüne. Yaptı döndü. Oğlum dedim ciddiyim. Aynen filmdekiyle benzer misin? Nasıl ya dedi. Öyle yapacağız dedim. Hatta dedim şu benim dedim aralardaki tekrarları da koro yapsın dedim hatta. İşte sonra bir koroyla anlaştık falan. İstanbul'a geldik. Sadece koroyu kaydettik İstanbul'da. Aldık koro vokallerini, İzmir'e döndük. Mastering, mix mastering burada yapılacak. İşte korolar sonra tekrar İstanbul. Korolar sürekli geziyor İstanbul, İzmir arası. Biz İzmir'de kaydettik albümün hepsini. O niye? Şey, memleketinin rahatlığı mı? Ya öyle ben İzmir'de şey yaşıyorum zaten yıllardır. Şu anda da mı? Evet evet, hala evim İzmir'de yani. Ben dönem dönem buraya işlerimi halledip hemen arkama bakmadan İzmir'e de geri kaçıyorum yani. Mutlu olduğumuz bir yer, hakim olduğum bir yer, tanıdığım bir yer. Burada ben kendimi yabancı hissediyorum yani. Bir türlü o kontrol mekanizmasını da kaybetmek istemediğim için hayatımda. Nerede ne olduğunu bilmek istiyorum bir şehirde yani. O da burası benim öğrenebileceğim kadar küçük bir şehir değil. Ama buranın kaosu çok var ya sanki. İşlerde ya da bilmiyorum, İzmir kaotik bir yer. Ya ben İzmir'de yaşayıp mesela Hiza albümünü kaydetmek sanki benim başıma, hani ben İzmir'e gitsem böyle akustik gitar alırım evime falan. Evet, hep öyle hayal ediyorlar ama hiç öyle değil. Acaba? Hiç öyle değil. Çünkü İzmir'in kordonunu gördüğümüz hep yıllardan. İtamlar var. Dizilerde, filmlerde falan. Hep yok canım, ben de o kadar. Güzel. Hep İzmir'de. Babam İzmirli. Ben de şaşırıyorum aslında. İzmir niye bu kadar güzellenen bir şehir aslında? Hiç de öyle bir şehir değil yani. Hatta değil mi? Suç oranının çok yüksek olduğu bir şehir İzmir yani. Bence bu istatistikler olarak da kayıtlı yani. Hadi ya. Gettosunu, biz bir idealize etmişiz kafamızda. Gettosunun çok fazla olduğu bir şehir İzmir. Evet, doğru. Bence kaosu da hiç eksik değil İzmir'in yani. Evet, biz Alsancak falan canlandırıyoruz kafada herhalde. Ki artık Alsancak da eskisi Alsancak değil. Bence şu anda orası da epey kaotik bir yer yani. Ben orada 7-8 sene yaşadım. Yani bayağı cinayet gördüm. Mesela. Gördün. Evet. Yani bayağı cinayete tanık oldum orada ben. En az bir 4 tane cinayet hatırlıyorum mesela önümde işleyen, yanımdan geçen.
Yani nasıl? Neden? Çünkü eğlence sektörünün olduğu ve bütün İzmir'in çukuru aslında Alsancak. Yani işte tüm suçluların eğlenmeye geldiği, fuhuşun olduğu, gece sektörünün olduğu, uyuşturucunun olduğu yer Alsancak. Hadi ya. Evet. Ben orayı çok... Bizimkiler Bostanlı'da oturuyor. Halalar benim. Mesela Bostanlı biraz daha nezih bir taraf İzmir'de. Yani... Ya orası böyle bir emekli tatlı. Evet, evet. Bostanlı'da yaşayınca İzmir çok daha farklı. Hatta... Hatay'dalardı eskiden. Ben çocukluğumda yazları bayağı Hatay'da geçiriyordum. Sonra Bostan daha bir sakin galiba. Hatay bir tık i̇şte daha Basmane, karışık. Alsancak, Tepecik üçgeni civarında. Suçun yoğun olduğu bir kesim bence. Ama seviyorsun da. Çok seviyorum. Yani. Suç işlenmesini, insanların ölmesini tabii ki sevmiyorum ama. Hayır. Orada yaşamaktan bahsediyorum. Alıştığın şeye sonuçta. İşte hangi sokakta ne olduğunu bildiğim bir şehir artık çünkü benim yani. Kimin nerede ne yaptığını bildiğim. Bilmene rağmen çok da uzak durmuyorsun gibi. Dört tane cihayete tanık olmak çünkü. Ben ilkine tanık olduktan sonra eve biraz kapanırdım yani gibi. Çünkü ama Alsancak'ta yaşıyordum zaten. Stüdyomuz Alsancak'taydı ve tehlikeli bir sokaktaydık hatta bayağı epey. Evet artık orada yaşamıyorum. Çünkü benim için de zorlaştı artık orada yaşamak. Çünkü eski özgürlüğüm de yok. Çünkü evet. Sokakta artık biriyim artık. Gazap abi falan oldu değil mi? Ya insanların ilgisinden, sevgisinden rahatsız değilim. Kesinlikle bu da öyle anlaşılmasın ama... Ben rahatsızım. Birazcık yalnız kalma ihtiyacı hissettiğim zamanlarda evimi başka bir kesime taşıdım ama sık sık da hala gidip geldiğim yerler yani. Bundan sonrası peki? Böyle şey oluyor mu? Gidip bir albümümü Berlin'de kaydedeceğim falan. Öyle şeyler var mı yoksa ben hep burada... Yok biz hep albümümüzü kendi evimizde, kendi stüdyomuzda daha doğrusu. Artık orası hem ev hem stüdyo. Stüdyonun tabii kısıtlayıcılığı var. Ben mesela senaryo yazarken bazen delirip gideceğim şurada tamamlayacağım falan deyip bilgisayar alıp bir yere gidebiliyorum. Ya söz yazma kısımlarında öyle şeyler yaptığım oluyor zaten benim de yani. Yani gideyim şurada biraz vakit geçireyim hem de şarkı yazarım falan. Genelde yazamadım ama öyle olunca. Aynen. Yani ne kadar yine böyle en kasvetli uyandığım günde o evde. Yine orada yapıyorum. Ya yani. Ben bir kere senaryo yazacağım diye bir otele gittim. Böyle hani şeyde böyle dere kenarı falan sakin bir yer orada tamamlarım. Öyle değil de böyle tarla başında bir otele gitsen daha iyi. Ama ne yazacağını da bağlı. Saçma sapan romantik komedi yazıyorum yani. Evet. Tarla başında ne yazacağım? Senin işlerin biraz happy böyle mutlular. Ya evet. Değil ya bir tane biz böyleyiz ya. Adım cute'a çıktı ya. Bir menajerle konuşuyordum. Abi senin işlerin çok cute falan. Cute mu falan. Ne cute ya. Dur ne? Ha, gittim abi oteli. Ben bunu burada bitireceğim falan dedim. Hani dedim masa var mı falan. Aa tabii masa getirelim. Zaten dedi Orhan Pamuk da son kitabını burada bitir dedi. Bittim abi ben hiçbir şey yazamadım. Böyle bir baskı olabilir mi? Yani Orhan Pamuk gidip orada yazmış. Sen kimsin dedim kendime. Oturuyorum böyle aklıma Orhan Pamuk geliyor falan. Hiç beni bok yazamadım. Beni daha çok hırslandırabilirdi ya Orhan Pamuk. Bilmiyorum. Valla. Evet evet Orhan Pamuk. Ben daha burada iyi bir şey yazarım diye tribe girebilirdim kendime. Ne kadar başarırım bu ayrı tabii de. Bazen yok, ama insanlar da doğrusunu kenara mı atsın canım yani? Şimdi haddini bilen mi diyelim kendimize sürekli yani? Evet tamam. Ben hep öyle diyorum evet. Sen kimsin ya? Orhan Pamuk yazmış burada. Sağda solda konuşmadıkça ben yaparım diye. İçindeki evet. Bence o şey iyidir yani. Yaparım lan falan iyidir gibi geliyor bana. O zaman vazgeçelim abi. O en iyi kitabı yazmış. O en iyi filmi çekmiş. O da en iyi müziği yapmış. Biz kimiz deyip kapatalım dükkanı gidelim o zaman. Yok tabii canım o kadar yılmış halde değil. Kendim için söylüyorum bak hala kendimle konuşuyorum ben. Peki o yaratma sürecinde mesela şöyle bir şey oluyor bende. Komedi yazıyorsam komedi izleyemiyorum. Sürekli böyle oradan buradan bir şey çalacağım gibi geliyor. Mesela komedi yazıyorsam korku izliyorum. Korku yazıyorsam komedi izliyorum. Yani böyle şey komedi o sırada çok iş gibi gelmeye başlıyor. Yani çok başka şeyler yapmaya çalışıyorum. Müzik kısmında ya da müzik diye genelleyemem mi? Sende nasıl çalışıyor bu? Ne dinliyorsun yani? Rap mi dinliyorsun mesela? Ya ben bir şey yapacakken dinlemekten çok aslında okumayı tercih ediyorum yani. Çünkü tamam. Birazcık evet müzik kalitesi sound'u çok önemli işin ama ondan önce en başta içerik geldiği için benim için ne anlatacağım yani hani. Ama işte ne anlatayım ya falan da olmadım hiç yani. Çünkü zaten bir şey olunca anlatmak istediğim bu şarkı yapayım ya bunu oluyor bende. Bir şey yani anlatacaklarını birikince çıkarıyorsun. Birikince dediğim yani bir konu hakkında ilgimi çeken bir durum varsa ya da üzerine söylemek istediğim bir şey varsa ya da yaşadığım bir olayı dışarı aktarma isteğim varsa zaten şarkı yapmak istiyorum onu. Ve zaten
onu da şarkı yapıyorum. Atıyor ama ben musun? Şimdi oturup şöyle ben şarkı yapayım. Hadi neyle. Hiç olmuyor mu bu? Hiç yapmadım böyle bir şey. Yani. Yani çünkü zaten böyle olduğu zaman işin ben samimi duracağına da inanmıyorum. Yani ne yapayım yani anlatayım. Bugün ne dert edineyim kendime acaba? Mesela. Böyle olmaz ki bence. Zaten bir şey ben... dert etmişsindir. Ama canın mecbur kaldığın olmuyor mu? Mecbur niye kalıyor? Abi 4 yıl oldu albüm gerekiyor diyen biri yok mu? İşte şansına? Zaten eğer dediğin olsaydı 4 yıl beklemezdim. Yapardım yani. Dersler çıkarmaya çalışıyorum. Estağfurullah. Ders vermek gibi değil de belki müzik farklıdır yani. Çünkü benim başımda bir yapımcı da yok. Hadi şu tarihe albüm getireceksin bana diyebilen kimse yok zaten bana yani. Ben istediğim zaman istediğim albümü yapıp istediğim tarihte de yayınlarım yani. Bunlar tamamen benim kontrolümde olan durumlar hala. Hiç kimseye vermedim bu kontrolü ben hayatımda. Belki evet. Başka sektörlerde bu biraz daha kontrol edilen bir durum. Bunu birkaç kere konuştuk. Müzikteki seyircinin bağlılığı, dinleyicinin bağlılığı galiba daha yüksek. Yani zaten bir gazap bizimden bir şey bekliyor. Ama Caner Özyurtlu sinemasından kimse bir şey beklemiyor. Ben yapmadığım sürece Caner Bey nerede filmler falan diyen yok yani. Ben koyuyorum ya gidiyorlar ya gitmiyorlar. Ama gazapizm bekleniyordur. Belki o yüzden mi? Ya da bir isim olmak, müzikte ya, bir isim olmak. Yani benim kült dinleyicimle, eskiden kemik dinleyicimle zaten oturttuğum bir şey var benim. Çünkü ben yeraltı edebiyatına sanırım Eylül'de yayınlayacağım deyip bir sene sonraki Eylül'de yayınladım. Tamam. Yani, ne oldu? Böyle şeylerim var hayatımda. Seyircinin tepkisi ne oldu? Dinleyicinin tepkisi. Ya bu adam bize sürekli bir şey üretmeyecek. Ha. Ona hani, alıştırdım diyorsun. Sürekli belli dönemlerde bize bir şey üretmesi gerekmiyor bu adamın. Yani bu gerekiyorsa bile bunu talep etmiyorlar artık benden çok. Çünkü zaten yapacaksa yapar ya. Mantığına geldi bence mevzu biraz bizde. Tabii yani yine ara ara beni dürtükten abi albüm falan ama ben insan, bunlara zaten eğer kafa takmaya başlarsam insanlar bekliyor hadi albüm yapayım diye albüm yapmaya başlarsam yapamam bence yani. Takmıyorum da o yüzden hiç. Ya bizde biraz hiç yapmayabilirim. Mesela ben yani. Bir daha hiç albüm çıkarmayacak olabilirim yani. Bunu bilmiyorum yani ben. Bir daha kesin bir albüm daha yaparım diye yapacağım da diye bir planım yok. Bir daha hiç albüm yapmadan bu müzik hayatımı burada bitirebilirim yani ben bir anda. Hadi ya. Çünkü ben mesela her sene film çekeceğim diyorum. Ne olursa olsun çekeceğim işte, diyorum. Böyle... Kötü de olsa çekeceğim. Böyle benim de böyle bir hırsım var. Ama o zaman film çekmeye değer bir durumun oluşmazsa ne yapacaksın? Bok gibi film çekeceğim. Çekecek misin yine? Çekeceğim. İşte ben onu yapmak istemiyorum yani. Ben niteliktense, yani demeyeyim o biraz fazla olur. Nitelik kadar niceliğe de önem veriyorum. Çokluğu da mı önemli? Evet ya yani mesela bazen her sene bazı kötü de olsa bir Woody Allen filmi izlemek benim hoşuma. Ben de bazı sanatçıların diskografilerini de kıskanıyorum aslında yani böyle şey. 73 albüm var. Oha falan değil mi? Her sene bir albüm çıkarmış. Ahmet Kaya'nın mesela her sene bir albümü var yani. Hepsinden bir tane şarkıyı çok seversin bence ya. Yok mu? Çöp mü var diskog... yani? Hayır estağfurullah. Yok. Ahmet Kaya'nın hiç değildi zaten. İşte hayır yani mutlaka bir albümde ya da bir filmde bir tane sahne de olsa iyi bir şey çıkar işte ya. İşte seçimlerle doğrultusunda da mesela. Herkes böyle yapmalı demiyorum ben de. Bu benim çöpçülüğüm. Bu albüm, Hiza albümü 20'ye yakın tasarladığım parçanın içerisinden seçtiğim 10 parça. O geri kalan 10 parçaya bir daha geri dönecek miyim? Hayır. Öyle mi? Hayır bir daha ben onlara oturacağımı zannetmiyorum yani. Çünkü sinmedi içime. Hoşuma gitmedi. Anlattığım şeyi o kadar kaydedeğer bir şey bulmadım belki. Peki mesela atıyorum çok sevdiğim bir kısmı var. İki tane daha koyabilirdim. Atıyorum 12 tane 12 yapabilirdim mesela onlardan. Bu ikisi de böyle olsun ya. Evet. Diyebilirdim ama istemedim ya böyle tam bir de Hizda ya şimdi albümün ismi de. 10 olsun yani 12 olmasın mesela. Hmm. Tam 10 olsun. Onu da sevdiğim iyi içime silen parçalar olsun. Mükemmeliyetçisin yani. Biraz ya o kadar mükemmeliyetçi miyim bilmiyorum ama biraz tıkıntılarım var yani. Şey mesela işte parça sıralayacağım. 10 parçanın track listini sıralayacağım. İşte hangi parçayla başlasın, sonra hangi gelsin. Bunu ben bayağı düşündüm. Yani bir parçayı ama buradan daha... Ama çok önemli ya benim için de dinlerken. Evet, nasıl bayağı... bittiği mesela. Nasıl bittiği yani. Çok iyi bittiğine eminim albümün. Çünkü en son bir perdesi gitar solosuyla bitiyor. Çok iyi bitiyor. Evet yani. Bence de çok iyi bitiyor. Bugün böyle tam otoparka girerken bitti böyle. Ah falan dedim. Perdesi gitar solosu sanki böyle her şeye bir veda ediyormuş gibi geliyor bana. Evet. Girişinde saksafonla başlıyor mesela Korhan Futucan'ın çaldığı bir saksafon. O çok açılış bence yani. Bir albüm açmak için çok iyi yani. Ya benim çok saçma bir takıntım var. Kusura bakma. Ben de biraz kişiler kendimle ilgili sürekli bir şey söylüyorum. Rap mi yaptın? Hayır abi ben albümleri hep ikinci şarkısından dinlemeye başlıyorum. Biri atlıyorum hep neden bilmiyorum. Çünkü bir dönem intro
olayı vardı. Hep ilk şarkıda böyle noktandır gibi. İlk şarkıda böyle bir giriş yaptık. Evet, 44 saniye falan hep bir intro olayı vardı ama ona intro yazardık zaten biz yanına. Ha, birinci şarkı bir uzun bir şarkı da olsa dandiktir gibi bir hissim oluyor. İkiden başlıyorum. Bazen sonuna kadar dinliyorum. Tekrar ikiden başlıyorum. Şey biri en sona saklıyorum. Bir de hitleri hep ikiye mi koyarlardı? Benim dinlediğim hep öyle. En ne sevdiğim olabilir? Genelde albümlerin en sevdiğim şarkıları ikinci şarkılar oluyor. Ama ben de yani çok seviyorum ilk şarkı. Dayan. Biri bir dinleyeyim. O işte orada şey bir de şey gibi hayal ediyorum hala. Abi araba ya da evdeki müzik setinin CD'yi taktılar. Play'e bastı. Ulan öyle bir şey de yok kalmamış ki zaten. Ben ama öyle bir sıraladım bu arada. Ama i̇lk ben işte, öyle dinliyorum hala. İlk işte sıraladı. İşte play'e bastı. Ne çalacak? Dayanın saksafonu girsin. Yavaş yavaş böyle. Açsın albümü. Öyle hayal edip oraya onu koydum. Ama aslında sadece hit bazlı gidiyor artık değil mi? Yani albüm yapmak... Ben albüm böyle dinleyici kapağına kadar kendim basıp elimde sattığım dönemlerim olduğu için albüm yapmanın bende başka bir durumu da var aslında. Hala albümün bir kompozisyon olduğuna inanıyorum yani. Hani her parçanın bir hikaye devam ettirdiğine ve genelinin de toplamda bir hikaye olduğuna inanıyorum yani albüm yaparken. Evet. Birbirinden bağımsız, birbirinden alakasız parçaları bir kapakla bir yere toplamak değil de. Evet, o albüm yapısı benim çok tadımı kaçırıyor mesela artık. Yani hepsi alakasız böyle toplamış en albüm iyi yapmıyorlar ki. Yapmıyorlar doğru. Ben... Ama yapanlar da sanki ki ben olsam ben de kesin öyle yapardım. Yani ulan benim 2002'de ya dur şunu da koyayım falan derdim. Yani işte o zaman şeye dönüşüyor albüm yani. İnsanların da güvenini kırıyorsun bence o zaman. Kırıyorum evet. Ulan bunu da öylesine koymuş olabilir falan dedirtebilirsin kendine bence. Peki yine o soruya döneceğim. 10 tane daha şarkı var dedin. Onlar kayıtlı mı var yoksa besteli yani mi? Yani atıyorum mesela demoları. Bir kısmını kaydetmişim. Yani demoları var yani. Hiç dönmeyecek misin? Yani şunun çok iyi bir solo kısmı vardı ya da çok iyi bir işte verse vardı. Bunu ileride kullanayım falan yapmıyor musun? Ben mesela 4-5 tane bitirdiğim, yani çekemediğim senaryo var. Şimdi onları alıyorum sahnelerini, başka filmlere koyuyorum. Orada kendimle bir problem yaşıyorum. Çünkü şey, ne oldu lan? Yazamadın mı yani? Niye eski yaptığından bir şey alıp buraya koyuyorsun yazamadım ki? Yazamadım abi de kendini. Diyemiyorum ben işte. Yazamıyorsan ya olmuyordur şarkı çünkü yani. Zorlama olacak öteki türlü de yani. Ha oradan da o bölümü alayım buraya koyayım. Daha ondan da onu yapayım. Yani bir parça zaten akıyorsa süreci, yapma süreci, bir parçanın yapma süreci akıyorsa parça oluyordur bence. Zaten gitmiyorsa, tıkanıyorsa bir yerde, bir yerlerden devşirme bir şeylerle olduğu zaman da iyi olmuyormuş gibi düşünüyorum yani. Kendim için bunlar hep. Kendine çok yükleniyorsun gibi geldi bana. Bana gel düşmez tabii bunu söylemek ama. Mesela sen bir daha albüm yapmayacak olsan ben şey derdim. Abi kötü de olsa çıkaraydı dinlerdik biz ya falan olurum yani. Ama ben sevmeyeceğim. Olsun biz dinleyeceğiz. Niye ya? Ben bunu kendim için yapıyorum. Gereksiz baskı yapıyor gözü bizde. Kesin bunu kendim için yapıyorum. Her sene bir tahmin yapmaya ne dersin burada bir soru. Kesin kendim için yapıyorum bu işi. Ve evet ama. O yüzden yani içimi sinmeyecekse yapmayacağım yani. Bu kadar eminsen okey diyecek bir şey. Ama ben içime sindirecek hale getiririm yani. Mutlaka yapacağımdır tabii ki ama. Yapacağımdır. Olmadı da olabilir abi. Olmadı da olabilir. Yapamamış da olabilirim bilmiyorum yani. Peki senin için olan ve senin son albümümmüş gibi düşününce ben de ulan falan vedalaşıyorum şu an şimdi. Herkes de. Yok yok yapacağım da. Var kafamda bir şeyler var çünkü daha kafamda. Yani bir sürü şey vardı aklımda ama son albümün olduğu için onları soramayacağım da inandım. Hayır ya. Peki çok alakasız bir türde bir şey yapman sence mümkün mü bir gün? Sonuçta albümlerin bir bütünlüğü ya var ne olursa olsun. Mesela ya da başka bir isimle bir şeyi görüp. Biraz pisliğin üstüne basmışlar. Biraz alakasız bir tür bizim için. Ama ben bir dönem house müzik dinliyordum. Ve oradaki bazı riffler, bazı elektronik sesler, o BPM'ler hoşuma gitti. Bence jenerasyonlara bunu vermeniz çok önemli. Sen kaçlıydın? 84 değil mi? 8. 8. 86 aslında benzer bir işte büyümüşüz yani benzer bir jenerasyonuz ama mesela benim çocukluğumda şey vardı. Ben onu Athena'ya diyorum. Duman'la ve Kurban'la biraz kırmıştım. Biz mesela Mor ve Ötesi bile dinlediğimizde böyle şey falan diyorduk. Ya çok Türk abi, çok Türk falan diyorduk. Hani dev bir batılı olma şeyi bence vardı. Bence Duman daha Türk ya. Duman daha Türk.
Mor Ötesi ama, bence daha bir batılı. İşte ama mesela Mor Ötesi çok batılı bir şeyin içinde böyle çok garip nameler falan yapıyor. Duman dedi ki bu Türk ya işte ve evet, iyi yani. Ben ve Duman... ben orada kabul ettim. Okey abi süper ve kurbanı da kabul ettim. Ve şimdi yeni jenerasyonu sallamıyor. Bizimki daha böyle, bizimki daha tırt bir i̇şte o dönem bana, galiba. Bana Duman tamamdı ama Mor Ötesi... Bana da evet. Ama bu şey onların Mor Ötesi'nin yaptığı şimdi dönüp baktığımda hepsi müzikle okay alakalı mı? Bir şey değildi yani. Yetersizlik falan değil. İyi, bana hisset, evet. Bana geçmesi açısından... Duman da benim içime dokunan bir şeydi yani. E ama şimdi jenerasyon lisede mesela işte seni dinliyor. Altta dub da var. Ne bileyim arabesk de var. Neredeyse. Mutlaka buluşuyoruz bir konuda. Buluşuyoruz. O benim inanılmaz hoşuma gidiyor evet, şu anda yeni jenerasyon. Yani. Ahmet Kaya dinlemek mesela bizde hani kimse söylemiyordu. Ben yani gizli falan dinliyordum lisedeyken. Kimseye de söylemiyordum. Ne dinliyorsun deyince Papa Roach falan diyordum. Dinliyordum da yani Papa Roach, Deftones ama evde de Ahmet Kaya mesela dinliyordum yani hatırlıyorum. Çok seviyorum. Ama şimdi o kadar gizlemiyorlar. Onu bayağı hoşuma gidiyor. İşte bu yerliliğin yadırganma durumunu ben anlayamıyorum. Mesela Ahmet Kaya'nın bir dönemden sonraki albümlerin aranjörü Osman İşmen diye bir adam. Bu adam bence aşırı batılı, aşırı ilerici bir aranjör bence. Ve Ahmet Kaya'nın bir dönem albümlerinden sonrakilerde aşırı derecede batılı soundlar var yani. Var evet. Sintler var. Evet sintler var. Hani inanılmaz biz hala açıp dinliyoruz ama onlar başka bir duruma tıkılıyorlar ve ötekileştirmeye başlıyorlar yani. Ben müziği... Azalmadı mı ama ben mi bir çok umutlu bakıyorum? Yani yeni jenerasyon bana çok o kadar sallamıyor gibi. Yani ne dinlediğini daha açık söylüyor, ne okuduğunu daha bence açık. Kesinlikle öyle ya. Kesinlikle daha iyi bence de. Bilmiyorum ama bu sefer de işler mi çok yozlaşmaya başladı diye de korkmuyor diyelim yani. Acaba çok mu ileriden aldık hep? Batı'dan aldık bazı şeyleri diye. Kendimizi mi kaybettik? Öyle mi diyorsun? Niye acaba? Yok ya her şey birleşiyor bence artık ya. Sinemada da öyle. Bir şey var. Ben biraz umutlu bakıyorum galiba. Şeyle ilgili ne düşünüyorsun? Yani dünya sence distopik bir yere mi gidiyor, ütopik bir yere mi gidiyor? Yani kötüleşiyor mu? Dünya iyileşiyor. Bana göre her gün iyileşiyor gibi geliyor. Dönemsel olarak çok boktanlıklar yaşıyoruz. Belki böyle bir düşüyor falan ama arkada bir grafik hep iyiye gidiyor. Herkes diyor ya gele gele bu döneme mi denk geldik? Ulan 1917'yi izle işte yani tabii millet canım. Ekmek falan kemiriyor. Yani iyiyiz ya yani sosyal medya falan yani okey zorluklar var ama iyiyiz yani dünya olarak. Ben hiç böyle düşünmemiştim ya. Şimdi düşündüm bu söylediğin şeyi de. Çünkü yani her dönem yaşanan kötü haberler sürekli önümüzde olduğu için biz evet. Sanki hep daha kötüye gidiyormuş gibi bir algı oluşuyor aslında ama yani ya dünya, hangi aralıkla... Abi yaşam ömrü çok uzuyor. Hangi aralıkla yani, o kötü haberleriyle karşılaşıyoruz? Bunları biraz tabii istatistikler olarak bakmak lazım. Bence öyle. Bilmiyorum bana da kötüye gidiyormuş gibi geliyordu ama şimdi böyle düşününce de iyiye mi gidiyormuş gibi abi, olabilir. Abi bir tane şey... yani mesela bir şey okudum... Ya da hep dünya aynı dünya mı? Bence iyiye gidiyor abi. Abi daha fazla yaşıyoruz. Bu iyi bir şey mi bilmiyorum. İnsan ömrü hakikaten uzuyor. Yani mesela Hollanda'da 92-93 yılında 10 kişi falan varmış 100 yaşının üstünde. Şu anda binlerin üstünde. Ama peki Hollandalılar şimdi çok yaşıyor da acaba Afrikalılar daha çabuk mı ölüyor? Daha mı erken ölüyor? Bence mesela? Afrika mesela, değişmiyor galiba ama. Mesela böyle yine mi kutuplaşıyor? Ya istatistik korkunç bir şey tabii ki. Bu bir şey örneği vardı ya yani. Şimdi Hollandalı'nın daha uzun yaşamasına eğer Afrikalı'nın daha az yaşamasından kaynaklanan bir sebepten dolayı sevinemeyeceğiz yani işte. Burada. O sebepten daha uzun yaşamıyor bence. Afrika hala aynı şekilde görmezden geliniyor. Aynı hayır, şekilde. O daha da yoksullaşıp daha da zenginleşiyor işte çünkü. Zenginleşme değil abi icatlar var. Yani ne olursa olsun. Ama işte zaten yoksulluk ve zenginlikle alakalı değil mi bu icatları kullanabilmek en azından? İlaçları kullanabilmek. Kullanabilmek evet. Kesinlikle. Ama o yüzden diyorum böyle inişler olacak. Ama sanki Ray Bradbury'nin bir tane hikayesi vardı. Dünya kaç yılında belli değil. 3000-4000'de falan. Artık böyle hepimiz neredeyse toplara dönmüşüz. Böyle ışıklı toplar olmuş insanlık. Ve sadece birbiriyle telepati kurarak yaşıyor. Sadece karşılaştığın anda herkes birine sinyalleri yolluyor ve bütün her ilişkiyi şey kurmuş oluyorsun. Her şey anlaşılıyor falan. Bu kadar ilerlemeyecek olsa da bir noktada bütün bu her şey bence iyiye gidecek. Yani bu şekilde dünya gidemez gibi geliyor bana yani. Ya işte bir bütün dünya... Ya ben çok mu umutluyum bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Ben de aslında umutluyum. Yani ben kesinlikle karamsar bir adam değilim. Ben bir bütün dünyaya inanıyorum yani. Ama işte bir teknolojiyi bütün dünya olarak kullanabileceksek, bir ilaçtan bütün dünya olarak faydalanabileceksek... O uzun süre olmayacak evet. Anlıyorum ne söylemek istediğimi. Evet yani işte bu da... Bu transhümanizm durumunu hiç okuyor musun, ilgileniyor musun? İnsanı hackleme.
Yani insan vücudunu hackleme artık işte USB ile işte bilmem ne USB kalmadı da işte hafızayı güçlendirme, 3 kilometre öteyi görebilme, gözü hackleme falan gibi. Yani 100 yıl sonrasının en büyük zenginleri yine ilaç şirketleri, ilaç dedim ama ilaç şirketleri olacak diyorlar. Zenginler evet belki 200 yıl yaşayacak ama fakirler ne kadar yaşayacak sorusu evet benim de aklımda. İlacın paralı bir şey olması bile çok ürkütücü değil mi ya? Öyle. Mesela. Biz böyle İlaç şirketi diye bir şey olması çok saçma değil mi yani? ama bazı şeylerin de Ben de bunların çözümü sanki yani işte ütopya ise kurayım ütopya. Dünyanın tam ortasına koyacaksın o zaman bütün ilaçları. İhtiyacı olan herkes alacak yani. ya tatlı romantik bir bakış açısı bu. Benim de içimden geçen İşte bu. o zaman ben bu konularda çok konuşmak istemiyorum. Çünkü ütopik yani her şey. Evet. Ve artistik denen. Biraz daha ayakların yere bastığına gelebilir mevzular bana karşı anladın mı? O yüzden Yok canım yani. ama bir rüyam var yani herkese gördüğüm benim. Anlatacak mısın yoksa bu mu? Ben Ha, bu buradan işte yani çıkarayım. benim Ha bu tamam. bir rüyam var insanlar için yani Benim de hayal ettiğim. var. Aynen. Mesela şimdi şey tartışılıyor. Dijital etik uzmanı diye bir meslek. Hani robotlar mesela ilaç veren robot. Bakıcı değil de bakıcı robot. Atıyorum bir diyet uzmanı robot. Hastası evinde baktıysa yemek yiyor deli gibi ve kesmiyor. Buzdolabını kitleme hakkı var mı bunun? Yani bunu biri kodlayacak sonuçta başında. Yani orada mesela ne yapacağız? Onları kim kodlayacak? Yani çok fazla soruyla karşı karşıya kalacağız. Evi kilitleyecek mi mesela? Ya da dışarı çıkması gereken birini zorla dışarı çıkıp içeriden kilitleyecek mi? Yani bu ya da ilacını almak istemeyen birine zorla ağzına tıkacak mı bu robot? Yani bu etik, dijital etik uzmanları bunları belirleyecek diyorlar mesela. Burada ama o robotu da biri kodlayacak yani sonuçta. Yani Kant kodlamasın Evet. da. Ama işte kim kodlayacak peki yani? Sağlık Bakanlığımız mı? Değil mi? Herkes kendi robotunu kendine göre kodlasın Herkes kendi abi. robotunu kodlasa Evet bence ülke öyle. mis gibi. Bilmiyorum. Düşünüyorum işte böyle tadım da kaçıyor bazen. Yani Bazen ben çok eğlenceli geliyor robotla kavga etme fikri. otoriter bir adamım. Benim robotum herhalde yapacaksın diye bir şeyle karşıma çıkmamalıymış gibi. Kilitliyor, yemek yeme artık diyor. Yani abi çok problem yaşarım ben robotla. Ama senin sağlığını düşünüyor. Abi Yersen öleceksin o mesela. yok. Ne O bunun sınırı? bende çalışmaz işte yani. Bende çalışmaz. Ben öleceksem de onu yiyip kendim ölmeyi tercih ederim yani. Bir şey, ben İşte öyle öyle olmam. bir izin olacak mı yani? Robota mı? Dünyada böyle bir iznimiz kalacak mı? İşte şu mesela 5 Aa, maddelik bir şey atmış ortaya. en Diyor kötü ki evime sokmayacağına eminim yani. bak zorla sokacaklar mesela. Atıyorum 20 yıl sonra diyecek herif çipi takacağız abi. Senin ne yediğini bilmem neyi kontrol edeceğiz. Ölmemen için bütün dünyada da bu geliyor. Buna okey olacaksın. Ne yapacaksın yani? Aa, garipmiş gerçekten. Evet ama ben yine de insanların bizim ölmememizi bu kadar isteyeceklerini zannetmiyorum. İsteyecekler abi çünkü para harcamaya devam etmen gerekecek yani. O yüzden isteyecekler büyük ihtimal. Adam da bu Jared Leonard diye bir herif okuyorum bu distopya, ütopya gelecekle ilgili. O da diyor ki bazı haklarımız olmalı. Mesela organik kalma hakkımın olması gerekiyor benim diyor. Yani hayır hiçbir yerime çip taktırmıyorum ama devletler büyük ihtimalle buna izin vermeyecek diyor. Organik kalma hakkını elinden alacaklar. O çip takılacak yani belki. Tabii şimdi mesela bütün ülkelerin kimlik kartlarında çip var. Evet. Mecburuz Ne yani. yapacağız mesela? Bence bir yerde bıçak kemiğe dayanır gibi geliyor bana ya. Second Rönesans diyorsun. Olabilir yani, Dalacak olamaz mıyız mı? birbirimize robotlarla hakikaten? Robotlarla değil de inşa edenlerle dalabiliriz. Ama onlar çok güçlü olacak. Böyle gelecekler. Askerleri olacak. Ama Küba'da ilacını hala üretebiliyor işte. Evet, o bir gerçek değil mi? Tabii. Değil mi? Gerçek galiba evet. Bence kanser alanında özellikle bak bazı devrimleri var gibi. Bilemedim. İstiyorsan müziğe dönelim. Bu kadar robot ve distopya sanki. Neler olacak diyelim onu bilmiyorsun. Belki de son albümünde oradan beni kilitledin zaten. Niye mesela hiçbir zaman müziği robotların inşa edebileceğini düşünmüyorum mesela atıyorum. Mesela Senaryo falan denediler. Çöp gibi oldu mesela. AI'ya valla yazdırdılar. guys atıyorum bir enstrümanı çalan müzisyenlerin yüz yapılarına dikkat ediyorum böyle. Sıyırıyor, göze atıyor birinin, ağzına atıyor. Anladın mı? Evet hala böyle bir şey Evet. var. Robot onu böyle çalacak abi. Olmaz işte ama. Öyle olmayınca olmaz gibi geliyor bana. Çalar bence ama Abi işte besteleyemez atıyorum en ufak bir tel yani. titretmesini bile yapamayacaklar yani bunu.
Bunu mesela MIDI olarak yapmaya çalışıyorlar şimdi. Ölüm korkusu yok çünkü robotu saçmalık. İşte kemanı MIDI olarak yapmaya çalışıyorlar. Bilgisayardan tamam, klavyeyle çalabildiği. Mümkün değil. Olmuyor yani. Ya en yakınına yaklaşmış pluginlerde bile olmuyor. O tat olmuyor. Çünkü neden? İnsan çalmıyor onu yani. Bence biz güvenli bir noktadayız mesleki anlamda. İşte o, ben kendimi düşündüm o yüzden. Ben de ya, düşündüm. Yani senaryo. Yani bir robota versen en azından ben, biz böyle izi yazmaz. Başka bir tabii, şey yazar. Ben işime devam ederim. Yani izi şastalanır. Robot da hiza yani, diye bir albüm yapsa bu nizamdan geçilmez o zaman yani. Evet, evet. Konserler ne durumda olacak? İyi konser vermek istiyorum artık. Güzel konserler vermek istiyorum böyle. Büyük sahnenin ışık. Yani insan kalabalığından söz etmiyorum. Tabii ki çok önemli ama prodüksiyonel olarak daha böyle iyi bir şeyler yapmak istiyorum. Çünkü daha mutlu hissedeceğim kendimi. Muhtemelen böyle olunca mekan, zaman vesaire gibi ekip gibi durumlardan dolayı daha az konser vereceğim. Belki daha az para kazanacağım ama oraya gelen insanlara böyle iyi bir an yaşatmak her alanda, ışık, görsel, orkestra, işte enstrümanlar, vokaller. Koro moro olacak mı? Mesela işte 1-2-3 Last Band konseri yapma planım var. İzmir'de ve İstanbul'da. Onlarda birer tane istiyorum böyle koro. Yani tabii ki her yere koro öyle gezemeyeceğim maalesef. Evet. Çok isterdim. Maliyetli olur çok. Ya maliyetten ziyade maliyetli zaten olur. Ayrıca benim aklımda böyle direkt yemek paraları falan canlanıyor abi. 30 tamam, kişi. Hesapla çar. Değil mi? Helal hoş olsun bu arada da yani. Ya evet de bir tabii ki. Verimlilik çok önemli. Hiç konuşmamışız gibi. Evet yani. Robot korusu belki olabilir. Doğa değil mi? İsterdim. Çok isterdim böyle her yere koroyla. Hatta senfoniyle gitmeyi de falan isterdim ama. Zamanla ya daha bir yaşım da genç gibi sanki. Ne diyorsun? Genç abi. Değil mi? Bence. Bence çok genciz. Yani Zülfü Livaneli hala sahne yapıyor yani. Evet doğru. Yani ben abi, de o kadar Black Sabbath geziyor ya hala dedeler yani. Bayağı iyiler ya bence. Çok iyiler yani. Mesela Ceza da bayağı. Evet. Ben çatır de, çatır söylüyor bir yani. 10 yaş falan aramızda fark var hala çok iyi sahne yapıyor yani. Bir 10 sene daha sahne yapacağımı düşünsem o zaman böyle büyük senfoniler, büyük korolu konserler için çok geç değilmiş gibi oluyor. Evet. Böyle şey oluyor musun? Ben mesela bir çok başarılı bir yaşlı görünce seviniyorum, böyle şey oluyorum. Yani mesela bakıyorum 65 yaşta, ben 33'üm, 30 senem daha var. Buraya acaba gelir mi? Ama benim yaşımda mesela çok iyi birine bakıyorum ve tadım kaçıyor. 30'dan sonra biraz endişelenip öyle hesapları yaptım. Çok hızlı yapıp geçtim ama ben oraya tamam dedim. Daha ben var geçemiyorum. Dedim. Daha var dedim benim yani. Anladım. Bazen korkmuyor değilim tabii yani. Bazen hayal ettiğim hala büyük görseller var kafamda. Bir de görsel hayal ediyorum ya ben her şeyi. Bunu da ilk klip çekerken fark ettim. Ben her şeyi görsel düşünüyormuşum yani. Şarkı yazarken de zaten genelde yaşadığım olayları anlattığım için yine o görsel karşımda. Ve o görselin içerisinde ben bir yerdeyim. Bir kendimi de oturtturuyorum falan. Ortam belli, mekan belli, pencere belli. Ya da ne bileyim sokakta kendi köşe belli. Orada bekleyen belli. Oradaki durumu yazıyorum aslında yani. Bunu ben ilk klibi çektikten sonra fark ettim. İlk klibini? İlk klibimi çektiğimde aa dedim görselmiş ya, beni heyecanlandıran mevzu aslında. Hala da öyle ha? Sonra zaten daha da büyük. İki tane şarkımı önce klibini planlayıp sonra şarkıyı yaptım. Hatta Ölüler Diriler'den çalacaktı, kurgu da bitmişti. Abi bak kurgu da bitti, renge gireceğiz ama hala şarkı yok. Farkında mısın? Kurgu ne üzerinden yapıldı peki? Kurgu bir altyapı üzerine yapıldı. Aa çok acayip. Evet işte. Tabii ben de şu kısımda bak şunları anlatacağım. Şu kısımda konsept var yani. Evet, şu kısımda şöyle bir şeyden bahsedeceğim. İşte nakarat şöyle bir şey falan zaten anlatıp klibi çektik. Ondan sonra ben bir baktım şöyle klibe, kurguya falan. Sonra oturup tamamladım sözlerini. Ondan sonra klibin altına koydum şarkıyı. Çok tuhafmış. Tabii herkesin kafası çok başka çalışıyor. Çok heyecan verici geliyor. İşte heyecanı yoktu, öyle yapmıştık hatta yani. İlk önce bayağı klipte işte bazı görseller var kafamda. Böyle şeyler çekeceğiz, şöyle şeyler çekeceğiz falan.
Ya abi şarkı, şarkı yaparız oğlum yaparız ya. Şarkı yaparız lan, manyak mısınız oğlum? Çünkü... Peki şunda nasıl başa çıkıyorsun abi? Şu yani story atma konser sırasında. Gittiğim konserlerde artık her yer telefon, böyle şey oluyor. Anlıyorum. Abi ayıp çünkü... ya, indir şunu falan diyesin diye. Sana ayıp yani, sahnedeki adama ayıp yani. Anlıyorum onu da, çünkü insanlar bir etkinliğe katılabilme şansını her zaman yakalayamıyorlar. Tamam. Hem ekonomik durumlardan hem o yüzden konum... tadını çıkarması gerekmiyor mu abi? Ama işte ölümsüzleştirmek adına da yapıyor olabilirler bunu yani. Ve ben bununla ilgili buraya... başka bir teori öğrendim. Pardon böldüm ama ya. Çok mantıklı geldi çünkü öğrenince. O bir sevgili bulma yöntemiymiş abi. Hani ben buradayım, siz de burada mısınız? Kimler burada çevresinde? Mutlaka öyle yapan da vardır ama gençler zannetmiyorum. Böyle hak verir gibi oldu. Yani sevgili... Hani ben şu anda buradayım, kimlerle falan öyle bir şey anlattı biri. Aa oha çok mantıklı lan falan. Evli olduğum için herhalde anlamamışım. Bilmiyorum, ben de çok sevdiğim bir sanatçı konserine giderim. Ama bir 10 saniyelik de olsa bir anısı kalsın isterim bence yani. Öyle tabii mi? Ki dinlerim yani bütün konserini baştan sona odaklı bir şekilde ama bir ufak bir yerinde bir hatıra oradaydım. Bırakmak ister. Oradaydım da değil, kendime bırakmak. Kendine işte. Özellikle yani hani. Olabilir. Çünkü o bazen resimler siliniyor. Yaşadığın şeylerde, hayatında yani an siliniyor, mekan siliniyor. Evet. Çünkü hafıza sürekli yenilendiği ama için. Ama deneyimleyen adam rolünden çıkıyorsun abi. Yani şey oluyor, bu yani kötü durumlarda... Yani bütün konseri çekmek... Evet, çok tuhaf. Çok saçma zaten. Mesela yani. Deprem oluyor, onu da çekiyor. Uçak düşüyor, onu da çekiyor. Onu anlayabiliyorum çünkü mesela uçağım düşüyor olsa hemen çekmeye başlarım. Çünkü hani o paniği azaltır gibi geliyor bana. Yani ben dışarıdan biriyim gibi geliyor ama... Paniği azalttığı gibi eğlenceyi de azaltıyor. Yani sen artık orayı sadece dışarıdan gözlemleyen birine dönüşüyorsun gibi. Karen'le ilgileniyorsun. Yani Jack White geldiğinde mesela başında şey demişsin. Ne olur kimse i̇şte çekmesin. Da, herkes kaldırsın telefonu. Abi ben o toplara da girdim. Kimse, yani kitle yönetimi konusunu bilmiyorum ama yani sen çekme sen çek. Ya da hiç kimse çekmesin. Böyle bir şeye girmek istemiyorum ama yani tabii ki ben bir şey ciddi bir şarkı söylerken, bir şey anlatırken birinin telefonla onu anı çekip onu tam dinlemiyor olmasına takılmaktan ziyade her şeyi bırakıp böyle de dinleyen biri olduğu için mutlaka konserimde onun için devam ediyor bende yani dünya. Ona öfkelenmek değil de o çocuğun beni o öyle dikkatli dinlemiyor. O adamın beni, o kadının ve mesela aşırı derecede yaşı büyük insanlar geliyor konserlerime. İlginç yani. Onların zaten telefonla öyle bir ilişkisi de yok. Evet ve onların mesela o abinin, o ablanın kalkıp oraya vakit ayırıp oraya gelip benim ne anlattığımı böyle şöyle gözlerini bir kısıp beni dinliyorlar ya. O mesela O mu yoksa böyle çocuğunu bekliyor ve kim bu yok yok falan hayır diyor. Ya. Bayağı Seni dinlemiyor. beni dinlemiyor. Ne diyor bu adam ya? Bu adam kim? Bu adam ne yapıyor abi falan. Bu adam başka bir şey var bu adamda. Bakışı var yani. Ve ona da bu sefer evet abi beraberiz deme şansının mutluluğuyla geçiyor genelde Benim konserlerim. adıma çok güzel kapaklarla dolu bir bölüm oldu. Yani yine güzel bir Estağfurullah yerden. ya. Gerçekten Yok öyle. Yani dünya iyi gidiyor diyorum ama ilaç şirketlerinden de vurunca oradan da bir gol yedim. Güzel oldu benim adıma. Böyle şey oluyor. Beni çok net olduğum benim işte fikirleri bir de götüren mizacım insanları da çok biraz. seviyorum. Hayır ciddi gerçekten iyi anlamda söylüyorum. Eyvallah. Mesela Murat Menteş şey demişti. Yani kitap okumak fikirleri tehlikeye atmaktır diye. Çok sevdiğim bir laf gerçekten. Bazen çok emin olduğum bir şeyle ilgili bir şey okuyorum ve tam tersini düşünürken buluyorum kendimi. Bu inanılmaz hoşuma gidiyor. Burada da hiçbir zaman ben fikirlerimi anlatıyorum ama hep böyle onun bozulmasına çok okey olarak anlatıyorum. O yüzden senin gibi evet evet deyip beni idare etmeyip kendi fikirlerini söyleyen konuklar ekstra heyecanlandırıyor beni. Geçen biz de buluştuk Murat abiyle, Murat Menteş'le. Hatta hem tanışıp hem sohbet etme şansımız oldu uzun uzun. Şu an onun önerdiği şeyleri okuyorum. Aslında da öyle demiş. Bana bir komplo vardı burada. Neyi tuzağa atıyoruz abi. Evet, değil mi? Garip bir. Yani... Sana da bunu söylemiş olmam. Yani gerçekten öyle çünkü. Bazen çok, yani o yüzden daha fazla okumak, daha fazla izlemek ama değişime açık olmak kısmı beni çok heyecanlandırıyor. Onun yüzünden ben Farabi okuyorum şu anda. Ya işte onu da Ve konuştuk. çok fazla fikrim Okuyamayacağız her değişti şeyi, yani. her şeye Evet. yetemeyeceğiz maalesef. Öyle bir insan ömrü yok. Alabildiğince doğru tercihlerde bulunup, doğru şeyler okuyup, doğru şeyler izlemeye çalışıyorum. Çok da açıkçası eskisi kadar vakit ayırabildiğim süreçte değilim Evet. okumaya ve izlemeye. Çok ürettiğim bir süreçtesin çünkü. Evet. Onu anlatamıyorum ben Bir, ya. çok dolandığım bir süreçteyim bir de. Evet. İşte bir de İzmir'de yaşamamın bir handikapı bu. Çünkü sık sık yolculuk yapmak zorunda kalıyorum İstanbul'a. Hatta bazen bir konsere gidecekken bile İstanbul aktarmalı uçuyorum yani.
Ama bu değer yani, İzmir'de yaşamama hala değer bu. Şimdi çünkü işte bu senin beni panikletmeyen, bana bir kaygı taşıtmayan aslında biraz İzmir'in rahatlığı yani. Ben hala o şehirde kime kapısını çalsam o kapının bana sonuna kadar açılacağını bildiğim için ben ne yaparsam yapayım, ne olursa olsun bir evimin olduğuna inanıyorum işte. Ve bu beni hiçbir şekilde korkutmuyor. Bu bana sınırsız bir özgürlük tanıyor yani İzmir. Aslında artık İstanbul da senin için böyledir büyük ihtimalle. Ama işte İzmir'in adamı, biz de İzmir'deyiz. Bütünleşmesi bir farklı biraz daha burayla yaşadığım his açısından. Evet, İstanbul'la ilgili bunu hissedemiyor insan. Tabii ki belki yani. Hiçbir zaman birinin kapısını çalamayacağız. Ama evet. Yani en azından çalacağımız zaman açılacağını biliyor olmak sonuna kadar. Hem gurur duyduğum bir şey hem de özgür kaldığım bir şey yani. Diyorum ya, bu saatten sonra hiçbir albümüm tutmayabilir, hiçbir işimi hiç kimse dinlemeyebilir, hiçbir şarkımı dinlemeyebilir, hiçbir konser veremeyebilirim. Bu kaygıları taşımıyorum yani. Herkes beni unutabilir. Ama bir unutmayacak bir noktada bazı insanlarla buluştuğuma eminim. Buna da çok güveniyorum. O net. Bunun rahatlığıyla biraz böyle atıp tutup asıp kesiyor olabilirim yani. Sanmıyorum ya. Bunu da burada anlatmış olmak istedim. Teşekkürler. Sen İstanbul kaosuyla biraz ve sosyal medya kaosuyla biraz boğulmuş gibisin aslında. Evet. Kendini rahatlat, bence çok tatlı bir iş yapıyorsun. Sinemada kesinlikle her sene bir film çıkarman gerekmiyor Caner, lütfen. başka bence de bunu artık kapatalım. Şu albümü çok konuştum, bana şey diyecekler gerçekten yani, ne alaka? Çünkü buraya yani herkes geliyor ve asla işlerini konuşmuyorum insanların. Sadece kendi dertlerimi konuşuyorum. Bugün albümü çok konuştum çünkü çok fazla dinliyorum. Oradan da Cem Adrian, Gaye Su Akyol falan çok sağlam featuringler var. Onları da şöyle bir en azından söylemiş olayım. Hani evet. Bir albümü dinlememiş olanlar için. Gerçekten bence albüme bakmayan, hani benim bu seyircimde çok vardır. Senin seyircin zaten dinliyor ama bu kanalın seyircisine gerçekten albüme bakmasını önererek bitirebilirim. Sen teşekkür ederim çünkü sanırım çok sıcağı sıcağına oldu. Albüm çıktı, ben buraya geldim falan. Evet. Onun etkisinden olduğunu düşünüyorum ben de. Çok konuştuk albümü. Çok konuştuk ama hakikaten ne yapayım abi? Ama benim de albüm hakkında bir şeyleri yani ifade etmeme vesile oldu. Çok teşekkür ederim o yüzden yani. Ben teşekkür ederim. Emeği geçen herkese de bu arada albüm için çok teşekkür ederim. Buradan da. O zaman görüşürüz. Görüşürüz. La 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 la.